Odun. Bayram sabahını kurban pazarında geçiren ünlülerden biri de Alişan'dı. Hayvanlardan korkmasıyla tanınan genç sanatçı, adının kurbanlık hayvanının üzerine yazılmasından pek de hoşnut kalmadı. Sen günahınla, eşkiysen günahınla, sevdiysen günahınla, bana yazık değil mi? Şoförsen günahınla, eşkiysen günahınla, sevdiysen günahınla, bana yazık değil mi? Fantezi müziğin başarılı ismi Alişan, bayram namazını Bahçeşehir Camii'nde kıldı. Buradan ben tüm Müslüman alemini ve tüm Türkiye'nin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramlaşmanın ardından Alişan soluğu kurbanlıkların yanında aldı. Yok abi, yapmadım. Köpeklerden korkan Alişan, anlaşılan öküzlerden de korkuyordu. Gelme. Ama sen kabadayı değil misin? Mahallenin kabadayısı, korkar mı köpekten? Sohbetimiz sırasında genç yıldızın kurbanlık öküzünün üzerindeki yazı dikkatimizi çekti doğrusu. İneklerden korkuyor musunuz Alişan? Ha? İneklerden korkuyor musunuz? İneğin üstüne de Alişan yazmış. Ya dedim ki öyle bir aha yazın, adam Alişan yazmış. Millet yanlış anlayacak. Güzel ama değil mi? Çok güzel abi. Yakışıklı inek. Evet. Öküz. İnek değil o, öküz. Öküz mü? Baksana. Sapına çok kadar öküz. Çok besili gerçekten. Ha? Çok besili bir hayvan. Dün geldik, seçtik işte. Evet. Giresun malı. Giresun yaylasında yetişme. Ben dedim ki bir A yazın, bir işaret koyun. Alişan yazmış. Altına bir de var ya falan Allah diye yazmış ya. Bir kere işte hatırlıyorum. Bulamamıştık Tosun kendimize göre. Bundan bir 10 sene falan önce galiba gittik. Kalabalık olduğumuz için işte bir 13-14 tane koyun kesmiştik. Böyle mezbah gibi olmuştu bahçe. Bir onu hatırlarım. Şu yazıyı silelim ben. Sonra bir saniye sonra. Şimdi kova kurumuna gidecek bu deri. Üstüne bir bakacak da Alişan yazıyor. Ben çok severim ben kurban bayramlarını. İki bayramda çok severim ama kurban bayramlarını işte ben biraz etle oynamayı çok severim. Böyle eti şey yapma işte o yağları sıyırmayı, deriyi etten sıyırmayı falan acayip seviyorum. Çok hoşlanıyorum. Ben ufakken böyle kasaba gider, bizim mahallenin kasabına gider, o kıyma şeyini koklarım. Et kokusuna acayip bayılıyorum. O yüzden biraz daha şimdi bu eti götüreceğiz eve, evde ben parçalayacağım.